Gördüğünüz gibi Mardin'in dam suları işte yukarıdan serbest halde arıtmadan direkt köyün üzerine bırakıyor ve bu bölge köyü yaklaşık su 1000 civarında olan bu köyde sürekli aslında bu mikropların riski altında. Artı buradaki bulaşıcı hastalıkların tekrar Mardin'e çıkma riski o kadar yüksek ki böyle turistik bir şehrin kentin henüz arıtma tesisi olmaması çok acı verici bir durum. Mardin'in de 3 yere akıtılıyor bu lağımlar. Bir Yenişehir istasyona doğru akıtılıyor. Bir de Yenişehir'in arka tarafları ki Zınar bağlarına doğru akıtılan lağımı var. Bunların kokuları da net olarak Yenişehir'de duyulmakta zaten ve sivrisineklerin aslında üreme alanları. Yani bugün Sıtmaer her ne kadar bir köyde görüldüyse de dışarıdan geldi diyorsak da burada hızla yayılması ve halkın sağlığını tehdit etme riski vardır. Sadece sıtma değil, diğer bütün bulaşıcı hastalıklar için de zemin oluşturmak. Şu ana kadar kaç tane bakaya rastlanmış? Yani şu anda Savur'a bağlı Başkavak Köyü'nde 110 civarında sıtma vakasının tedavisine başlanıldığını biliyoruz. Henüz sonuçlanmadı tahlillerde. Bunun yükselme ihtimali de var. Sonuçta sivrisinekle bulaşan ve bir aya yakındır o köyde sıtma vakalarının görüldüğünü biliyoruz. Bunun da yayılmış olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah orayla sınırlı kalır ve ciddi bir halk sağlığına dönüşmez. Peki bu bahsetmiştiniz ya işte daha önceden önlem alınması gerekiyordu falan. Tabii bir aydır görülen vakalar ciddiye alınmadığı için hani hem sivrisineklerle mücadele meselesi çok ciddi yapılmadığı için bu vakalar işte bir yüzlerle ifade edebileceğimiz noktaya ulaşmış durumda. Ama bunun önüne geçme imkanı vardı ama şu anda muhtemelen bu çalışmalarla umuyoruz ki vaka sayısı artmaz. Çıkın bura. Karnı akı. Karasyon suyu bizim Mardin'den buraya geliyor. Çocuklar için çok zararlı bir sudur. Çocuklar park yapmışlar buraya. Aynı çocuklar oynarken koku yayılıyor. Bu koku da bazı mikroplara neden oluyor. Sen alın. Şu yukarıdan Mardin'in karasyonu da buradan gölye kadar gidiyor. Bizim sağ olasın devlet de bir şey yapmıyor. Bir boru falan döşemiyor. Üstünü kapatabilse falan. Bu yanda da kuyu var. Çocuklar için su koyusu. İçme suyu mu? Görüyorsunuz içme suyu. Hayvanlar için şey yapılmış. Nasıl desem sana abi. Üstünü zaten kapatmamışlar. Bir arada peki burada hastalıklarla karşılaşıyor musunuz? Hastalıklarla karşılaşıyor. Şu ana kadar sıkma olayı yaşandı mı sizde? Ya yaşandı da iğne falan yaptırdılar çocuklara. Ne zaman oldu? Vallahi bir ara şu bizim dere var ya. Ondan bir mikro bulaşmış. Zaten geçenlerde de gazetede yayınlandı. Geçen sene olmuştu.